Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu Coca-Cola hala neden reklam yapıyor? Şimdi birçok insanla konuşuyorum. Ya işte reklam şöyle mi böyle mi? Yani ne yazık ki televizyon, billboard, gazete, dergi reklamlarına olan güven azaldı. Güven azalmasına rağmen hala bangır bangır reklam var. Hatta o dizilerin, sevdiğimiz programların, maçların ve benzeri şeylerin arasında 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika dönüyoruz. Yok 3 dakika sonra, yok 5 dakika sonra çıldırtacak kadar daha da çok reklam var. Peki madem öyle, o zaman niye bu firmalar böyle reklam yapmaya devam ediyorlar? Hele Coca-Cola, yani Coca-Cola'yı bilmeyen mi var? Niye hala reklam yapıyor? Bakın arkadaşlar biliyorsunuz 49 yaşındayım ve işletme master'ına yeniden başladım. Hem de global pazarlamaya. Bugün dersten de hani zaten bildiğim ama tekrar edildiği için sizlere de paylaşmak istediğim bu konuyu seçtim. İnsanların hafızaları vardır arkadaşlar. Kısa süreli bir hafıza. Yanınızdan biri geçer, bir koku, bir parfüm kokusu geçer. Bir yerin önüne geçen bir kokarsınız, bir saniye sonra unutulur. Bir de uzun süreli hafıza vardır. İşte o şey hafızanızda durur arkadaşlar. Pazarlamanın ana stratejisi sizin hafızanıza girebilmektir. İşte Turkcell ne yapar? Turkcell'le bağlan hayata, hayata bağlan Turkcell'le ya da 118 80 80 80. Bakın beyninize çakarlar. Sürekli o jingle döner. Onunla hep ilişki kurarsınız. Uzun süreli hafızanıza girmeye çalışırlar. Ama satış yapabilmek için arkadaşlar uzun vadeli hafızadan hemen sizi kısa vadeli hafızaya çekmeleri lazım. İşte bunu nasıl yapacaklar? Bunu da yaptığı reklamlarla. Coca-Cola hafızanızdadır. Size kendini hatırlatır. Hadi bu akşama Coca-Cola al. Yarın sabah çay yerine bile simidin yanında Coca-Cola iç. Öğlen yemeğinde mutlaka kola iç. Susadın mı kola iç. Serinlemek mi istiyorsun kola iç. O yüzden bu reklamlar sizin önce bakın marka imajıyla uzun süreli hafızanıza girerler. Sonra da uzun süreli hafızadan sizi kısa süreli hafızaya çekip satın alma davranışına iterler. Asıl amaç sizi hemen harekete geçirip satın almaya itmektir. Ya da mesela akşam 8'de Pınar Sucuk reklamı görürsünüz. Hatırlıyor musunuz? Bir dönem ortalık birbirine girmişti. Ya bu saatte paylaşıyorsunuz, alan var alamayan var diye. Peki niye Pınar akşamın 8'inde millet yemeğini yemiş etmiş Pınar Sucuk reklamı veriyor? Yarın sabah kalktığında kahvaltıda o kınar sucuğu unutma. Onu yap. Sucuklu yumurta yap. Bakın, uzun vadeli hafızadan kısa vadeli hafızaya sizi çekip harekete geçirirler. O yüzden bu reklamların amacı bir, marka itibarını korumak. İki, sürekli kısa süreli hafızanıza gelmektir arkadaşlar. Bu sayede sizi satın alma davranışına iter. Pazarlama arkadaşlar gerçekten çok özel bir konu. İnsanın algısı, tüketici davranışı için iletişim şekilleri le bir derya konu. Ben de ara ara keşfettiğim, hatırladığım şeyleri yeniden sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve bugün sürekli farkındalık içinde olmanızı istiyorum arkadaşlar. Hangi firma, hangi ürün, hangi kişi, hangi şey size sürekli kendini hatırlatıp sizi satın alma davranışına itiyor. Bunun farkındalığını yaşayacağınız harika bir gün diliyorum. Sevgiyle kalın.